Ülser. Mide suyundaki, sindirici tesirler ile hazım kanalının çeşitli bölgelerinde husule gelen müzmin gidişli yaralar. Ülser, genel olarak yara manasına gelmektedir. Derideki yaralara da ülser denebilir. Burada sindirim kanalındaki ülserlerden bahsedilecektir. Bir de yine sindirim kanalında görülebilen ve sadece mukozanın yüzey kısmını ilgilendiren erozyonlar vardır ki, bunlar kısa zamanda ve iz bırakmadan iyileşirler. Peptik ülserler, sindirim kanalındaki yerlerine göre mide ülseri veya 12 parmak bağırsağı ülseri olmak üzere başlıca iki gruba ayrılırlar. Yemek borusu alt ucunda ve ince bağırsak uzantısında da peptik ülser görülebilir. Ağır vücut yanıklarından ve beyin ameliyatlarından sonra görülen hat, peptik ülserlere de Curling ülseri adı verilir. Peptik ülser, toplumda en çok rastlanılan hastalıklardan biridir. Toplumun yaklaşık olarak %2 ila 5'inde görülmektedir. Peptik ülsere süt çocukluğundan itibaren her yaşta rastlanabilirse de 20 yaşından önce nadir, ergenlikten önceki dönemde ise çok nadir görülür. 20 yaşından itibaren sıklığı devamlı olarak artar, 50 yaş etrafında erkeklerde, bundan biraz sonra kadınlarda en yüksek seviyeyi bulur, daha ileri yaşlarda tekrar azalır. Peptik ülsere erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Peptik ülser mesleği icabı büyük mesuliyet yüklenen kişilerde, siyasi ve askeri liderlerde, kısacası stresi ve problemleri fazla olan mesleklerde daha sık görülür. Yine çiftçi ve köylülerde, şehirlerde yaşayanlara göre daha az rastlanmaktadır. 12 parmak bağırsağı ülserleri, mide ülserlerinden daha fazla görülmektedir. 12 parmak ülserlerinin çoğunun çapı 5 ila 10 mm arasında olup, 3 cm'yi geçeni nadir olduğu halde, çapı 4 ila 7 cm arasında değişen birçok dev mide ülserlerinin bulunduğu da bir gerçektir. Mide ülserlerinin yaklaşık olarak 1/5'inde 12 parmakta da aktif ülser veya ülser izi bulunur. Mide suyunun asit peptik etkisinin ülser teşekkülünde rolü bulunduğu inkar edilemez, dolayısıyla asit ve pepsin salgısına tesirli mekanizmalar ve etkenler de ülserin meydana gelişinde dolaylı olarak rol oynarlar. Bunlar arasında streslere yol açan çeşitli sebepler, ruhi sıkıntılar, yanıklar, travmalar, radyasyon, soğuk, ameliyat, kanama, bazı ilaçlar, tütün, alkol, baharat, kaba yiyecekler sayılabilir. Mide mukozasını sindirilmekten koruyan bazı mekanizmalar vardır. Diğer bütün proteinleri, eti ve hatta yabancı canlı dokuyu kolaylıkla hazmeden mide suyu kendi mukozasına normal şartlar altında tesirsizdir. Bu koruyucu mekanizma, ölümle birlikte ortadan kalkmaktadır. Asit peptik tesirlere karşı mukozayı koruyan hayati mekanizmaların en önemlisi, mukozayı örten, mukus salgısıdır. Mukoza direncinin kırılması, mide mukus salgısının azalması, mide kan dolaşımının aksaması ve mide asit salgısını ayarlayan mekanizmaların bozulması da ülser teşekkülünü kolaylaştırmaktadır. Ülserin meydana gelmesinde tek bir faktörün söz konusu olamayacağı, karşılıklı tesir eden çeşitli kuvvetler arasındaki dengenin bozulması halinde asit pepsin saldırısı aracılığıyla ülserin meydana gelebileceği aşikardır. Belirtileri, ülser ağrısı şiddetli değildir, kemirir tarzda, yanar tarzda veya şiddetli açlık hissi şeklinde ifade edilir. Daha az rastlanan şekli, şiddetli dolgunluk, yahut gaz gerginliği veya karın üst kısmında fenalık hissidir. Mide ülserleri, 12 parmak ülserlerine göre daha az ağrılıdır. Ülser ağrısı karnın üst kısmında ve parmakla gösterilecek kadar dar bir bölgedir. Ülser ağrısı sırta doğru yayılma gösterebilir. Ülser ağrısı, ritmik özellik gösterir. Yani mide ülseri ağrısı yemekten yarım saat kadar sonra başlar, 12 parmak ülseri ağrısı ise mide boşalınca başlar. Gıda almakla ağrının geçişi ülserli hastalarda ağrıyı önleyecek şekilde öğünler arasında ayrıca bir şeyler yeme alışkanlığına yol açar. 12 parmak ülserinde bazen meydana gelen ve yattıktan bir müddet sonra gelip hastayı uykudan uyandıran, bir şey yemek, süt içmek veya antasit almakla geçen gece ağrılarının tespiti teşhis yönünden çok değerlidir. Ülser ağrısı, kusmakla da geçer.
Ülserin bir hususiyeti de, genel olarak haftalar süren ağrılı bir dönemi, aylar, bazen yıllar süren ağrısız bir dönemin kovalaması ve yeniden bir ağrı periyodunun meydana gelmesidir. Genel olarak, ağrılı devreler sonbaharda ve ilkbaharda başlar, tedavi edilmezse de en çok 6 hafta sürer. Aylar veya yıllardan beri fasılasız ağrının varlığından bahseden hastalarda ülser ihtimali çok azdır. Teşhis, ülserin teşhisinde muayeneden ziyade, hastanın hikayesi önemli rol oynamaktadır. Hastanın hikayesiyle birlikte radyolojik tetkikler ülser teşhisinde en değerli vasıtayı teşkil eder. Endoskopik tetkik, yani mide ve 12 parmak bağırsağının özel optik bir cihazla incelenmesi, gerek mide, gerekse 12 parmak bağırsağı ülserlerinin en kesin teşhis vasıtasıdır. Mide tübajı yani mide suyu tetkiki, bir muayene metodu olarak değeri sınırlı olmakla birlikte, mide suyu miktarı mide asiditesi, hücre tetkikleri ülserin teşhisi ve ayrılmasında yardımcıdır. Komplikasyonları 1. Kanamalar, ülser kanamaları ya gizli kanama şeklinde veya aşikar kanamalar şeklindedir. Gizli kanama, dışkının özel bir metodla incelenmesiyle tespit edilir, hasta farkına varamaz. Devamlı gizli kanama neticesinde kansızlık yani anemi ortaya çıkar. Aşikar kanamalarda açığa çıkan kan fazla miktardadır, hastanın dışkısı katran gibi simsiyah renktedir, kusmuğundaki kan ise kahve telvesini andırır. Şayet açığa çıkan kan çok fazlaysa hastanın dışkısında ve kusmuğunda bol miktarda kırmızı renkte kan görülür ki, bu tür kanamaların ölümle neticelenmesi mümkündür. Ülser kanaması ciddi bir durumdur. Kanama başladıktan bir müddet sonra halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve nabızda hızlanma ortaya çıkar. Kanamadan şüphelenildiği an, hasta derhal hastaneye kaldırılmalıdır. Tekrar eden ülser kanaması geçiren hastaya cerrahi tedavi de düşünülebilir. 2. Delinmeler, mide veya 12 parmak bağırsağının derin ülserlerinde delinmesi söz konusudur. Vaktinde cerrahi müdahaleyle delik dikilmez veya özel tıbbi tedaviyle kapanması sağlanmazsa hastanın ölümüne yol açan tehlikeli bir durum ortaya çıkar. İlk şikayet karnın üst kısmında şimşek çakar gibi aniden başlayan ve bütün karna yayılan çok şiddetli ağrıdır. Soğuk ter, nabızda hızlanma, solukluk, kabızlık, bazen bulantı kusma vardır. Çok az görülür. Delinmeden sonraki 6 ila 12 saatlerde aldatıcı bir iyileşme dönemi olur, sonra ağrı geri gelir ve tedavi geciktirildiği takdirde karın zarı ve boşluğu iltihaplanır, peritonit ve ölümle neticelenebilir. Muayenede bütün karında tahta gibi bir sertlik vardır. Mide veya 12 parmak bağırsağının arka duvarında ve başka bir organ veya doku ile temas halindeki kısımda meydana gelen delinmenin, komşu organla yapışıklıklara veya ülserin bu organ içine açılmasına yol açması beklenen bir neticedir. Bu organlar genellikle karaciğer, pankreas, safra kesesi veya kalın bağırsaktır. Ülserin gidişi esnasında belirtilerdeki şiddetlenme ve değişme ile tıbbi tedaviye direnç hallerinde bu tür delinmeyi düşünmek lazımdır ki, bunun da tedavisi cerrahidir. 3. Pilor yani mide çıkışı tıkanıklığı, umumiyetle 12 parmak ülserlerinde rastlanır. Pilor kanalı civarındaki kas spazmı, ülser etrafındaki iltihap ve şişlik ve ülser nedvesine bağlı büzülme bu tıkanıklığa yol açar. Daralma başlayınca yiyecekler midede birikir. Yemekten sonra midede dolgunluk hissi ve bulantı olur. Mide, içindekini boşaltmak için kasılınca çok şiddetli ağrılar olur. Geğirme ve kusmayla şikayetler azalır ve birçok hastalar rahatlamak için parmaklarını boğazlarına sokarak kusma yoluna başvururlar. İştah kaybolur, hasta yemekten korkar hale gelir, yemeklerden uzun saatler sonra bol kusmalar olur. Hasta giderek zayıflar. Zamanla mide kasılma gücünü kaybederek çanak şeklini alır. Pilor darlığının tek tedavisi ameliyattır. Ameliyattan önce hasta, damardan beslenerek su ve elektrolit dengesi düzenlenir. 4. Mide ülserlerinin nedveleşmesi sonucu mide, dar bir boğumla birleşen iki ayrı boşluk teşkil eder ki, buna kum saati mide denir. Pilor darlığını andırır, tedavisi cerrahidir. 12 parmak ülserlerinin kanserleşmesi veya ülserleşmiş 12 parmak kanserleriyle karıştırılması söz konusu değildir.
mide ülserlerinin de kanserleşmesi fikri artık kabul edilmemektedir. Bununla beraber bazı mide kanserlerinin ülser şeklinde karşımıza çıkması mümkündür ve erken dönemde bunların basit ülserden ayrılması güçtür. Ülser tedavisi, ülserlerin pek çoğu tedavi edilmese dahi, kendiliğinden tamamıyla iyileşirse de büyük ihtimalle 1 ila 2 sene içinde tekrarlar. Nüksler devam ettikçe ülserin iyileşmesi güçleşir ve tehlikeleri artar. Gerek hayatı tehdit edici tehlikelerin teşekkülünü önlemek, gerekse hadisenin müzminleşmesine engel olmak üzere, teşhis edilen her ülser, sadece hastanın ağrıları geçinceye kadar değil, tamamen iyileşinceye kadar sıkı bir ülser programıyla tedaviye devam edilmelidir. Ülser tedavisinde iki safha vardır. Birisi aktif ülserin kapanmasını sağlamak, ikincisi yeni ülser teşekkülüne mani olmaktır. Ülserin kapanmasını sağlamak için, mideyi, vücut beslenmesini bozmayacak şekilde azami derecede istirahate almak tedavinin esasını teşkil eder. Bunu sağlamak için, fizik ve ruhi istirahat, uygun bir beslenme tarzı tavsiye edilir. Mideyi çalıştıran, vagus sinirinin antikolinerjik denen ilaçlarla tesiri azaltılır. Meydana gelen asidi etkisiz hale getirici antasitler ve müsekkinler kullanılır. Kısa aralıklı olarak küçük porsiyonlar halinde yemek, mide salgısını uyarıcı gıdaları yememek diyetin esasını teşkil eder. Had vakalarda ve mide kanamalarında her saat başı bir bardak süt takip eden saat başında 1 ila 2 ölçek antasit vermek yıllardan beri uygulanmaktadır. Süt, gıda değeri yönünden olduğu kadar tahriş edici olmayışı bakımından da ülser tedavisinde ideal gıdayı teşkil eder. Müzmin vakalarda normal 3 öğün yemeğe ek olarak saat 10'da, 15'te ve 22'de bir bardak süt ve 2 bisküviden ibaret ara yiyeceği almak suretiyle günlük yemek öğün sayısını 6'ya çıkarmalıdır. Hasta tarafından dokunduğu bildirilen yiyecekler bertaraf edilerek, serbest, zararsız bir diyet uygulanmalıdır. Bu arada et suyu, baharat, kızartmalar, turşular men edilmeli, kahve, alkol ve sigara kesilmeli veya mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Sigaranın zararları üzerinde ısrarla durulmalı ve hastaya anlatılmalıdır. Bu arada ülseri azdırdıkları ve kanamaya da yol açtıklarından aspirin, kortikosteroid, romatizma ilaçları özellikle ağız yoluyla kullandırılmamalıdır. Örnek bir ülser diyeti verecek olursak. Kahvaltı, süt, rafadan yumurta, tereyağı, tuzsuz beyaz peynir, reçel, marmelat, süzme bal, kızartılmış ekmek. Ara yemeği, süt, 2 adet bisküvi. Öğlen yemeği, çorbalar, pirinç, şehriye, un, et susuz olacak. Etler, haşlama veya ızgara et, dana, koyun, kuzu, tavuk, balık. Et suyu yasaktır. Sebzeler, haşlama, püre veya salça ve soğan konmadan düdüklü tencerede pişmiş sebze yemeği şeklinde olmalıdır. Patates, kabak, karnabahar, yer elması, taze fasulye, ıspanak, ebe gömeci, taze bezelye. Hamurlar, kaçınılmalıdır. Tatlılar, muhallebi, sütlaç, su muhallebisi, nişasta peltesi, jöle, komposto, elma, erik, kayısı, şeftali, çilek, armut, meyve suları. Meyveler, olgun ve tatlı olmak şartıyla kumsuz armut, muz, elma rendesi, olgun kayısı ve şeftali. Salatalar, domates salatası, marul salatası, ilk haftalar kaçınılmalıdır, ara yemeği, süt, 2 bisküvi. Akşam yemeği, öğlen yemeğinin aynı. Ülser tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Midenin asit salgılamasını önlemek veya azaltmak gayesiyle antikolinerjik denen ilaç grubu eskiden beri kullanılmaktadır. 1976'dan sonra tedavi sahasına giren asit salgısını azaltan ilaçlar, ülser tedavisinde büyük bir çığır açmıştır. Bu ilaçlar kullanıldığından hastanın sıkı bir diyete ihtiyaç göstermemesi, tablet şeklinde olduğundan alımının kolay olması, yan etkilerinin azlığı, ülser ağrısını hızla geçirmesi, hastalarca tercih sebebi olmuştur. Mide asidini nötralize eden ilaçlara antasit denilmektedir. Bunlar arasında sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat, magnezyum oksit, magnezyum trisilikat, hidrotalsit ve benzeri sayılabilir. Fazla sütle birlikte yüksek dozda alkali antasitlerden uzun zaman alanlarda, süt olkali sendromu, denilen bir böbrek yetmezliği tablosu ortaya çıkabilmektedir.
Mide mukozasının direncini artıran ilaçlar da vardır. Bunlar, meyan kökü ekstreleri, kalloidal bizmut ve sakralfate, antepsin, preparatlarıdır. Peptik ülser teşhisi kesin olarak konulduktan sonra, 6 ila 8 hafta süreyle klasik ülser tedavisi, uygulanır. 4 ila 6 haftalık herhangi bir tedavi uygulamasından sonra ülserin kapanıp kapanmadığı tetkik edilmelidir. Klasik ülser tedavisinin 10. gününe kadar ağrılar geçmiş olmalıdır. Gene geçmezse vaka, tedaviye inatçı, ülser sınıfına girer. Farklı ilaç grubu denenmesine rağmen, tedaviyle şifa bulup, sık sık nüks gösteren, tedaviye alındığı halde 10. gün içinde ağrılar geçmeyen ülserlerde ameliyat düşünülebilir. Özellikle mide ülserlerinde ilaç tedavisine cevap alınamazsa, hasta kanser ihtimali ile geciktirilmeden değerlendirilmelidir. Nadiren kanserin de ülser tedavisiyle küçülebileceği, hatta kapanmış gibi görünebileceği unutulmamalıdır. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.